Selam yumurseverler. Bugün minyatür bir oyun konsolu yapacağız. Ve bu konsol gerçekten çalışacak. PlayStation, PlayStation 2, PSP, Game Boy, Game Boy Advance, NES, NSX, cart curt böyle 5000 tane farklı konsolun oyunlarını çalıştıracak. Yani şu eskiden satılan böyle 9999 in 1 yazan böyle Atari kasetleri falan vardı ya. Onun gerçeğini yapacağız. Gerçekten 9999 tane oyunumuz olacak. Hafıza kartına o kadar sığmaz ama 9999 tane yükleyebilirsiniz. 5000 GB hafıza kartı alırsanız. Şimdi hemen bir malzeme listesini göstermek istiyorum. Bir tane Raspberry Pi 4'üm var burada. 2 GB RAM'li olan modeli, yani en ucuz modeli. $35 civarı bir fiyatı var. Bir tane okuma hızı yüksek hafıza kartım var. Yazma hızının hiçbir önemi yok burada, fakat okuma hızının yüksek olması gerekiyor. Ve aslında bu konsolu yapmak için sadece bu ikisi yeterli. $40 bir oyun konsolunuz olsun istiyorsanız bu ikisini alıyorsunuz. Televizyona bağlıyorsunuz ve oyun konsolunuz oluyor. Bir tane 5 inçlik LCD ekranım var. Şöyle minnak tatlı bir şey. 800x480 çözünürlüğü falan var. Böyle dokunmatik özellikleri falan da var da o bir işimize yaramayacak burada. Sonra şöyle dörtlü ısı dağıtıcı plakalarımız var. Bunları Raspberry Pi için aldım. Sonuçta cihazla oyun oynayacağımız için bayağı ısınacaktır diye düşünüyorum. Bu biraz da olsa ısıyı dağıtabilir. Bir tane kontrolcüye ihtiyacımız var. Ben de Xbox kontrolcüsü olduğu için bunu kullanacağım. Fakat herhangi bir kontrolcü veya herhangi bir klavye falan kullanabiliyorsunuz kontrolcü olarak. Şöyle ekran için 3 boyutlu yazıcıdan basmış olduğum bir çerçevemiz var. Ben dış kasa olarak PlayStation 5 kasası yapmaya karar verdim. Onun en dışları şu an bunlar. Orta kısmı şu an baskıda. Daha bir 10 saati falan var baskının bitmesine. O yüzden onu şu an gösteremiyorum. Fakat videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Her şeyi bunun içine sığdıracağım. Dediğim gibi bu sadece kasa. Bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yani ister Atari şeklinde yapın, ister Xbox şeklinde yapın. Ben PlayStation şekli buldum bir tane. Onu kullanacağım. Ve aslında temel olarak ihtiyacımız olan şeyler bu kadar. Hiç uzatmadan yapım aşamasına geçmek istiyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız şu anda aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. O halde başlayalım. Evet, dış kasanın parçalarını boyadım ve kurumaya bıraktım. Şimdi Raspberry kısmına geçebiliriz. İlk defa Raspberry Pi görenler varsa aslında bu minik ve ucuz bir bilgisayar. Yani özetle böyle parça parça olmasına alıştığımız bilgisayar formu yerine üstünde işlemcisi, ekran kartı, RAM'i falan hepsi burada. Şimdi ilk önce şu soğutucu blokları uygulamak istiyorum. Şimdi bilgisayara geçiyoruz. Hafıza kartımı bilgisayara takacağım. Kullanacağımız emülatörün ismi RetroPie. Buradan download kısmına gelip kullandığınız Raspberry Pi'ye uygun imajı buradan indiriyorsunuz. Ben Raspberry Pi 4 kullandığım için 4'ü indireceğim. Direkt tıkladığınız zaman ücretsiz bir şekilde indirmeye başlayabiliyorsunuz. Yani öyle özel hiçbir şey yok. Bu imaj dosyasını hafıza kartına yazabilmek için de Balena Etcher ismindeki uygulamayı indiriyorsunuz. Ve son aşama olarak Balena Etcher uygulamasına geliyoruz. Buradan dosya seç diyoruz. Ben dosyayı masa üstüme çıkarttığım için buradan masa üstünü seçeceğim. Buradan RetroPie'yi buluyorum. Aç diyorum. Hedef seç diyor. Hedefte hafıza kartını seçeceksiniz. Burada kesinlikle farklı bir yeri seçmeyin. Buradan hafıza kartımı seçiyorum. Seç diyorum ve flash diyorum. Şu aşamadan sonra tek yapmanız gereken beklemek. Ve işlemimiz tamamlandı. Bundan sonra bilgisayarla bir işimiz yok. Hafıza kartını direkt çıkartabilirsiniz. Ve Raspberry Pi'in hafıza kartı bölümüne bunu takabilirsiniz. Şimdi Raspberry Pi'ye güç verebiliriz. Direkt Type-C'yi taktığım anda çalışmaya başlıyor. Böyle açma kapama tuşu falan hiçbir şey yok. Ekranı ise Micro USB ile çalıştırıyoruz. Buna da Micro USB kablosunu taktığınızda direkt çalışmaya başlıyor. Tabii şu an HDMI'm takılı değil. HDMI kablomun bir ucunu Raspberry'ye, diğer ucunu ise ekranıma takıyorum. Ve sistemimiz çalışmaya başladı. Herhangi bir klavye veya oyun kontrolcüsü takın diyor. Ben Xbox kolumu takacağım şimdi buraya USB'den. Şimdi sıra geldi bu cihazın ne emülatörü olarak kullanmak istediğimiz kısmını seçmeye. Ayarlara giriyorum. Buradan RetroPie Setup'a geliyorum. Buradan Manage Packages kısmına geliyorum. Üçüncü sıradaki. Sonra yine üçüncü sıradaki Manage Optional Packages kısmına geliyorum. Ve buradan ben bir PSP'yi bulmak istiyorum. PPSSPP. PSP emülatörünün ismi. Buna tıklayacağım. Install from source diyeceğim.
Yes diyeceğim. Şimdi internetten direkt bu emülatörü indirecek ve kendi içine kuracak. Bu işlem birazcık uzun sürüyor. Bir 20-30 dakika falan sürecek bir işlem. Evet, şu anda emülatörün kurulumu da tamamlandı. Bir PSP emülatörü, bir de kayıt dışındayken Game Boy emülatörü yükledim. Yani şu anda hem teknik hem de yazılımsal olarak hazırız. O yüzden artık görsel kısımlara geçebiliriz. Önce ekranın montajıyla başlayacağım. Kutunun içinden gerekli vidalar falan çıkıyor. Hatta HDMI dönüştürücü ve HDMI kablosu falan da var. Buna micro HDMI mı deniyordu, mini HDMI mı deniyor hatırlamıyorum da ben de zaten halihazırda o kablodan olduğu için dönüştürücü kullanma gereği duymadım. Bu kutudan sadece vidalara ihtiyacım var. Evet, an itibariyle tamamen hazırız. Burada gerçekten minyatür bir PlayStation 5'imiz oldu. Yanında minyatür bir ekranımız var ve sadece powerbank ile çalışıyor. İçine birkaç tane oyun da attım. Oyunları nasıl indireceğinizi gösteremiyorum maalesef. Ama mesela PSP oyunu arıyorsanız PSP ROM yazın mesela çıkıyor. Yani çok da zor bir şey değil. Şimdi testlerimizi yapmaya başlayalım. Dante's Inferno ile başlayacağım. Şöyle ekrana birazcık zoom yapayım. Menüde ve oyun içi görüntülerde herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Gayet akıyor şu ana kadar. Gameplay de eğer akıyorsa... Gameplay'de çok hafif bir frame kaybı var gibi. Ama böyle çok hafif. Yani normalde bu oyunun kaç FPS çalışması gerektiğini bilmiyorum açıkçası ama atıyorum 30 FPS çalışması gerekiyorsa böyle 28 ile falan çalışıyormuş gibi bir hali var. Bu oyun oynanabilir seviyede. Başka bir oyuna geçelim. Şimdi bir Bleach'i denemek istiyorum. Bu PSP'm varken en çok oynadığım oyunlardan bir tanesiydi. Çünkü bütün arkadaşlarımda da vardı bu oyun. Ve sürekli birbirimizle kapışıyorduk. Tek kötü tarafı bu oyunun Japonca olması. Galiba bunun İngilizcesi çıkmış. Yok, hala Japonca, evet. Menüler falan, bunları böyle rastgele deneyerek neyin ne olduğunu anlamaya falan çalışmıştık. Ama yanlarında bu sefer İngilizce açıklamalar da var ya. Eskiden bunlar yoktu bak. Size hiç işinize yaramayacak bir info vereyim. Japon oyunlarında X, Y falan bunların yerleri değişiyor. Yani normalde PlayStation'da X buradayken Japon oyunlarında buraya geçiyordu sanırım. Evet, öyleymiş. Belki bir gün işinize yarar, bilmiyorum. Bu gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Hiçbir frame kaybı falan yok. Bayağı kusursuz bir şekilde çalışıyor. Tabii ben hiçbir tuşunu falan hatırlamıyorum artık. Bir özel hareket falan hatırlasam güzel olurdu tabii de. Bu oyun fazlasıyla okey. Şimdi God of War'ı denemek istiyorum. Bu oyun zamanında PSP'de bile kasıyordu. Yani PSP için özel çıkmış bir oyun olmasına rağmen PSP'de bile kasan bir oyundu. Burada da çok çalışmasını beklemiyorum açıkçası ama deneyeceğim. Eğer akıcı bir şekilde çalışırsa ben bu oyunu bir daha oynarım bu arada. Çünkü gerçekten çok iyi bir oyun. Ah, üste uyarı verdi, yavaş çalışıyor diye. The ghost of Sparta had taken his place amongst the Olympians as the god of war. The relentless battles had finally brought him here. Şimdiye kadar ara sahne gayet iyi gidiyor, gayet akıcı bir şekilde gidiyor. Gameplay de böyle olsun lütfen ya. Şu an kasacak gibi gelmeye başladı. Sesler falan garipleşti ve gittikçe frame düşüyor.
Yok ya, maalesef kasıyor bu oyun. 15 FPS'le falan oynuyorum muhtemelen şu an. Aşırı oynamak istesen oynanır da. Yine de çok da muhteşem bir deneyim değil şu an aldığım deneyim. Maalesef bu deneyim birazcık üzdü beni. Bu oyunu gerçekten tekrar oynardım yani. Bu arada Raspberry Pi'ye overclock da yapılabiliyor. Yani daha hızlı çalışması sağlanabiliyor. Fakat onun için fan falan takmanız lazım. Ben stoklarda bulamadım fan. O yüzden pasif bir soğutma kullanıyorum. Ve pasif soğutma ile overclock yapmak istemedim açıkçası. Yani böyle birazcık overclock yapsak God of War'da çalışacak gibi ama. Yani biz kesin konuşamam bu konuda belki. Son bir oyun deneyeceğim. Neyi denesem? Lego Harry Potter'ı deneyelim bir de bakalım. Bu oyunda sesi kapatmam gerekiyor gibi. Bu müziklerden kesin telif yeriz. Direkt filmin müzikleri çalıyor şu an arkada. Evet, bu oyunda gayet akıcı bir şekilde çalışıyor gibi duruyor. Gibi değil, gayet akıcı. Zaten çok bir grafiği falan yok bunun, yani çalışmamasını beklemiyordum. Yani şöyle bir baktığımızda muhtemelen God of War dışında bütün PSP oyunlarını rahat bir şekilde oynatabiliyor. Dediğim gibi God of War zamanında gerçek PSP'yi bile kastıran bir oyundu. Yani bu arada bir konsolu soğutmak falan gerekiyordu. Yoksa ciddi anlamda kasıyordu oyun. O yüzden ona birazcık hak veriyorum yani. Emülatörle çalışmasını çok beklemiyordum. Ama çalışsa güzel olurdu yine de. Şimdi bir de bir şımarmak istiyorum. Bu konsolu arkamdaki 86 inç televizyona takacağım. Bakalım ne olacak? Gerçekten çalışıyor şu an. Hiç görüntü vermeyebilir falan diye düşünüyordum ama görüntü de veriyor. Şu an tek sıkıntı kontrolcüyü kabloyla bağlamam gerektiği için şuraya falan oturmam gerekecek ve dibinden bakacağım. Need for Speed Most Wanted. Bu PSP'de benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesiydi bu arada. Evet, şu an resmi olarak 4K televizyonda 360p oyun oynuyorum. Ya da 480p. Kaçtı hatırlamıyorum. PSP'nin çözünürlüğü kaçtı hatırlayan var mı? Herhalde şu anda 1 pikseli 1000 piksel olarak falan görüyorum. 1000 piksel büyüklüğünde falan görüyorum. Bilmiyorum. Kocaman kocaman pikseller var ama ekranda. Çok müzik çalıyor. Kesin telif yiyeceğim. O yüzden kapattım. Şimdi gelelim benim bu konsolu yapma sebebim olan şeye. Ben bununla Game Boy oyunları oynamak istiyorum. Şimdi denemek için bir tane Pokemon oyunu attım buraya. Ya muhteşem gözüküyor. Bu arada ciddiyim, gerçekten bu konsolu televizyona bağlayacağım ve bu oyunları oynayacağım ben. Yani şu an size çok komik geliyor olabilir. Özellikle yeni böyle konsollara falan, yeni grafiklere alışmış biriyseniz. Komik geliyordur büyük ihtimalle ama bu oyunları ben gerçekten çok seviyorum. Özellikle Pokemon FireRed ve Emerald miydi? Emerald. Nasıl öyle bir şey. İkisi çok hoşuma gidiyor. Bunu daha önce hiç oynamadım. Bunu ilk defa görüyorum. Ben videoda olduğumu unutup oynamaya başladım bu oyunu. Benim şimdilik durmam lazım. Sonra oynarım. Evet, mini oyun konsolumuz genel olarak bu şekildeydi ve yapabildiklerini de mümkün olduğu kadar göstermeye çalıştım. Benim için hem böyle güzel tatlı bir proje oldu hem de güzel bir nostalji oldu. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Projeyi yapmayı düşünenler varsa gereken her şeyin linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bir yorum atmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.